iddiadan yılın fırsatı. Daha yüksek oranlar sadece 5000'e yakın iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Siz de kuponunuzu kral oranlarla hazırlayın. Çok daha fazla kazanın. Voleden herkese selamlar. Gaz Çınar'la beraber Liverpool Münih Express yolculuğuna başlıyor ve ilk duraktan başlıyor hem de. Daha yolculuğuna başlamadan konuşmaya başlıyoruz biz. Çünkü Liverpool Manchester United'ı mahvetti. Evet yani. Bu maçın özeti başlığı bu yani. Destroyed, mahvetmek, yok etti. Ve belki de hiç tartışılmayacak adamlar bile tartışılmaya başladı. Tabii. Değil mi? Yani artık Alex Ferguson'un da futbol aklı gitsin gibi mevzuya döndü iş. Valla bunu ben de söyleyeceğim. İlerleyen onu dakikalarda. Söyleyeceğiz birazdan. Çünkü yani 15. dakikada Lindelöf ve Harry Maguire üzerinde Manchester United taraftarının bu kadar yüksek, yoğun protestosu belki de ilk defa hani Old Trafford'da bizim izlemeye başladığımız zamandan beri gördüğümüz bir hadiseydi. Yani tabii ki şimdi oturup da her hafta Manchester United abonesi olarak Manchester United TV'den maçları izlemedik ama izlediğimiz maçlarda, en sıkıntılı maçlarda bile böyle bir durum yok gibi hatırlıyor idim ben ki. Esas endişe verici olan da Ole Gunnar'ın maç sonunda yani benim inancım tam demesiydi başarabileceğine dair veyahut da işte neler yapabileceğine dair ama tam olmadığı konusunda herhalde hemfikirizdir. Yani burada tabii ki hani Maguire'ın ve yani merkezde Lindelöf'ün çaresiz görüntüleri, Luke Shaw'un normalde hiç olmayacağı kadar kötü görünmesi, orta sahanın yok. Yani bu maçta Manchester United orta sahası yoktu yani. Fred ve McTominay'di oyuncuları sadece faul yaparken gördük. Sonra Pogba girdi zaten attırdı. Kırmızı kart gördü. 5 dakika sonra attı kendini. Yani burada hani total bir oyuncu grubundansa bence yani problem bu oyuncu grubunun yönetim şekli. Evet. Yani net bir şekilde bunu görüyoruz. Burada da hani şey belli. Sürecin işaret ettiği gidişat, şimdi ne dedik? Solskjaer için su ısınıyor. Solskjaer için su kaynıyor. Artık United-Liverpool maçında yandı. Evet. Sular buharlaştı ve artık tencere yanmaya başladı. Solskjaer geldiğinden bu yana büyük altılı dediğimiz İngiltere'deki takımlar içerisinde Manchester United sadece Arsenal ve Tottenham'dan fazla puan toplayabildi. Arsenal'dan da birkaç puan, 2-3 puan fazla toplayabildi. Peki biz Manchester United'ı Arsenal'la Tottenham'dan fazla puan topladı diye başarılı mı sayacağız? Yoksa City, Chelsea ve Liverpool'un gerisinde kaldığı için başarısız mı sayacağız? Bence ikincisi. United tarihi ikincisini söyletir. Tabii ki. Her zaman. Yani şimdi bazı takımlar için başarının içinde başarıyı net olarak görürsün. Oradaki başarısızlığı görmezden gelirsin ama bazı kulüpler vardır ki bunlardan birisi Manchester United'tır. Başarının içinde başarısızlığı aramak zorundasındır. Bizim Türkiye'deki belirli kulüplerin ve taraftarlarının yaşamış olduğu sıkıntı da bu. Birisi kötüyse ve ondan önde bitirmişse kendini başarılı atleder. Ama aslında başarılı değildir. Çünkü ortada kazanılan bir şey yoktur. Bunu Arsenal ve Tottenham da yapar. Evet. Tottenham'da ligi Arsenal'ın üzerinde bitirdikleri sezon özel bir ismi vardır bunun ve kutlanır. Ama şimdi o Tottenham. Yani, yani o Tottenham şampiyonluk yani. Kupası yok yani doğru düzgün. Mevzumuz o değil. Tottenham tarihinden bir kupa söyle desem hatırladığım bir şey var mı? Benim aklıma gelmiyor. Belki bir tane böyle Community Shield falan. Yani onun gibi bir şey vardır Karabağ, herhalde. Yani Kamp böyle birdenbire böyle aklıma ya Tottenham'da işte 88'de bunu yapmıştı. Yok yani. Ama Manchester United dedin mi bir dakika dersin yani. Başarısızlığını sayarsın. Evet. Yani. Değil mi? Başarısızlık da nedir? Alex Ferguson teknik direktörlüğü bıraktıktan sonra Liverpool 4 kez Manchester United'ın önünde bitirmiş. Alex Ferguson görevdeyken kaç yıl boyuncaydı? O işte 28 mi? 28, 30 yıllık bir süreçte Liverpool sadece bir kere Manchester United'ın önünde bitirmiş. Bu şeye tahtaya oturtabileceğimiz bir hadise, bağlama oturtabileceğimiz bir durum ama yani işte Ole Gunnar Solskjaer Tottenham'dan ve Arsenal'dan daha fazla puan aldı diye alıp da onu padişah yapmayacağız başımıza. Bu sorgulama devam edecek. Mesele şu, yani çok enteresan. Alex Ferguson'un gittikten sonra hep gelen teknik direktörlerden hep bir mucize beklendi. O mucize hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Kadro yapılanması olarak da gerçekleşmedi. Başarı yani bu işi başarıya dönüştürmek olarak da bir tek UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı değil mi? Mourinho zamanında. Mourinho zamanında o kadar ama yani. Mourinho da o benim için başarı değil dedi. Yani doğru söylemiş. Manchester United bazında. Ha şimdi Roma ile alsa başarıdır mesela. Tabii. Ama yani Manchester United özelinde konuşacaksak başarı değil.
Ki o Mourinho da 6 gol yedi biliyorsun geçen hafta. Bodo Glimt'ten şimdi. Evet. İşin bir de o kısım var. Hadiseye David Moyes bir planlamanın parçası olarak getirilecek dendi. Devam ettirecek dendi. Olmadı. Luis Van Gaal olmadı. İşte Mourinho bir tek onu kazandı. Olmadı, o olmadı, bu olmadı derken şimdi belki de tekrar büyük teknik direktöre dönüş zamanı gelmiştir. Sky Italia'ya konuştuğu iddia edilen, hani bizde hep iddia edilir çünkü. Yakın çevresine yaptığı görüşmede Conte'nin adı geçiyor. İşte burada kritik soru da şu, birazdan konuşuruz. Conte mi, Zidane mı? Tabii. Belki aklımıza gelen aslında. Ona geliriz. Birazdan. United ve Ole'yi tartışırken evet. Tabii Liverpool'dan da bahsetmek lazım ama şimdi Liverpool'u ne kadar konuşabiliriz? Yani Liverpool bu zaten. Yani Liverpool'a karşı böyle oynarsan Liverpool seni hemen ilk yarıda 3'ler 4'ler. Bunda 4. Bir şey yok. Ama şimdi Solskjaer ve Manchester United sürecine bakınca şimdi West Ham maçı 89'da gelen gol 2-1. Newcastle maçı 62'ye kadar hiçbir şey yapamadın. Sonra Ronaldo'nun enerjisi. Wolverhampton maçı 80'de gelen gol 1-0. Southampton maçı 55'te 1-1'i bulup ondan sonra hani skoru kendi lehine alma. Bu maçlardan sonra da galibiyet alamıyorsun yani. Hani 3 maçtır filan. Galibiyetin yok. Ve yine Solskjaer geldiğinden bu yana Premier Lig'in en çok para harcayan takımı Manchester United. Bak City'den de fazla para harcadı bu takım. Belki onun tahtını şu anda Newcastle alacak. Ama kalibreler aynı değil. Yani Newcastle ne yaparsa yapsın ilk 6'ya girdi mi herkes alkışlar. Ama Manchester United ilk 3'ün dışında kaldı mı orada bir sorgu her zaman herkese karşı olur. Yine istatistikler oyuna dair şunu gösteriyor. Wolverhampton ve Southampton maçı hariç her maç rakibinden az koşmuş Manchester United. Defansif aksiyonlara bakıyoruz. Tackle dediğimiz işte kayarak topa müdahalede ligin en kötüsü. İkili mücadelede ligin en kötüsü. Kazanma. Top uzaklaştırmada en kötü ikinci takım. Üçüncü takım. 18'de. İkinci takım değil. Hava topunda ligin en kötü ikinci takımı. Top kapmada ligin en iyi 15. takımı. Yani evet. En kötülerden birisi. Şimdi ortada koşmayan, mücadeleye girmeyen bir takım var. Şimdi ligin en az koşan da 14. takımı bu arada. Total koşu mesafelerine baktığımızda. Şimdi mesela Chelsea Manchester United'den daha az koşuyor. Ama Chelsea'nin zaten güçlü bir oyunu olduğu için o kadar koşmasına gerek kalmıyor. Akılcı koşarak bu işi çözebiliyor. Chelsea peşinden koşturtuyor bir de. Evet. Meselemiz bu. Daha az koşarak ve topa daha fazla belki belli bölümlerde hakimiyet kurarak. Ama mesaj şu buradaki. Şimdi bir futbolcu hocası için bir şey yapmak isterse ilk yapacağı şey koşmaktır. Birinci şey mücadele dediğimiz. Hani kaybet ama mücadele et. Koş. Yani bunun hocası için ilk yapacağı şey futbolcunun koşmaktır, mücadele etmektir. Manchester United'da görmediğimiz iki şey, ilk iki madde mücadele yok, koşan futbolcu yok. Doğal olarak futbolcuların Solskjaer için yaptığı herhangi bir şey yok. Bu da demektir ki futbolcular yani başta skorlarla beraber hocaya bir yol gösteriyor. Yani seninle devam edilmeyecek, seninle devam etmeyecek bu grubu net bir şekilde verilerle gösteriyor. Öyle tabii. Bir de yani koşsalar bile Manchester United'ın saha içindeki temel dağılımı da çok kötü. Kırmızıları verirsen mesela şöyle bir açıklamaya çalışayım. Futbolun müspet bilimlerden faydalanması gerektiği konusunda hemfikirizdir muhtemelen değil mi? Yani geometrik olarak belirli noktalarda. Faydalanırsın. O değildir. Bilim değildir. Bilimden beslenen bir sanattır futbol müspet benim için. İlim deyince aklıma Hababam sınıfındaki şey geliyor. Hüsnü Hoca geliyor. Şimdi şey diye, bu kimya müspet bir ilimdir. Şöyle söyleyeyim. Mesela maçın başında bir 3-4 dakikalık golü yiyene kadar United. Dehe ile beraber topu çıkartırken veyahut da savunmadan topu çıkartırken şu kareyi kurdu. Genel olarak da şuraya bir oyuncu aldı ki hani ipler böyle oynarken üçgene dönebilirsin, kareye dönebilirsin. Kareyi illa böyle kurmak zorunda değilsin. Yani paralel olarak yayıldığın zaman ki Liverpool'un en iyi yaptığı iş şu da bir karedir baktığın zaman. Tamamlayıcı bir üçgeni kuracak adamlarla beraber. Liverpool bunu 4. dakikada öyle bir bozdu ki ben o zaman zaten başına gelebileceklerini birazcık tahmin edebildim. 5'i bekliyor muydun dersen hayır bekleyemezsin. Koşmaktan kastım burayı nereyle bağdaştıracağım. United topu kaptıktan sonra şimdi pres de toplu yapılması gereken bir hadisedir. Birbirinden kopuk halde yaparsan veyahut da sadece topun olduğu yere odaklanırsan hiçbir şey elde edemezsin. Yani topu kazanamadığın gibi eforunu da harcamış olursun ondan sonra geriye de dönemezsin.
Yani Liverpool'un bütün kontra atakları, bütün geçiş oyunları, nasıl adlandırırsak adlandıralım, hiç fark etmez, herkes farklı şekilde bunu betimleyebilir. Hep United'ın gereksiz yerde gereksiz anlık efor harcamasıyla oluşan şeylerdi. Bir yere gittiler, top çıktı, geri dönemediler. Bir yere gittiler, top çıktı, geri dönemediler. Pozisyon verdiler, gol yediler. Zaten pozisyon verdiler, gol yediler.